Sanıkların anayasanın tamamını tayir, tebdil ve ilgaya ve bu kanunla müesses Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iskatı ve vazifesini yapmaktan cebren mene teşebbüs fiiline asli fail sıfatıyla katıldıkları delillerle subuta erdiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 146'ya bir maddesi gereği ölüm cezasıyla cezalandırılmalarını talep ediyor. Bravo! 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 Susun! Sakin olun, sessiz olun! Susun! Savcının iddianamesini dinlediniz. Susun! Savunmanızı kendiniz mi yapacaksınız? Yoksa avukatlarınız mı? Toplu savunmalarımızı avukatlarımız yapacak. Buyurun. Söz savunmanın. Sayın Başkan, sayın üyeler. Askeri savcı Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının anayasayı zor kullanarak değiştirmeye ya da ortadan kaldırmaya kalkıştıklarını ileri sürmekte ve Türk Ceza Kanunu'nun 146'ya bir maddesine göre ölüm cezası istemektedir. Bu iddia gerçeği tersine çevirmektir. Başka bir deyişle, gerçek bunun tam tersidir. Zira bu gençler anayasayı sürekli savunmuşlar, onun uygulanmamasından şikayetçi olmuşlar, eksiksiz uygulanmasını istemişlerdir. 27 Mayıs'ın bizlere armağan etmiş olduğu bu anayasanın geriye doğru değiştirilmesine karşı çıkmışlar. Bu amaçla da Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal yürüyüşü düzenlemişler. Yani gerçekte anayasa karşı çıkan bu gençler değil, dönemin siyasal iktidarı ve dönemin Sayın Başbakanımız, bu anayasa ile memleket idare edilemez diyen odur. Anayasanın getirdiği demokratik kurumlara karşı çıkan odur. Anayasa Mahkemesi'ne karşı çıkan odur. Danıştay kararlarını uygulamayan odur. Gençlerin demokratik mücadele yollarını kapatan odur. Bu itibarla askeri savcının iddiası her türlü dayanaktan yoksun, soyut bir iddiadır. Sanık sandalyesine oturtulan gençlerin personel, eğitim, silah ve lojistik bakımdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne denk bir güce sahip olmaları ya da en azından onu güç durumda bırakacak bir yeteneğe sahip olmaları gerekir. Bu da suçun oluşabilmesinin yasal koşuludur. Aksi halde suç oluşmaz. Oysa gençlerin böyle bir güce sahip olmadıkları ortadadır. Gençlerin inanç ve amaçlarına gelince, Türkiye'miz Amerikan emperyalizminin egemenliği altına girmiştir. Bu durum Adalet Partisi iktidarı ile Amerika arasında yapılan ikili antlaşmalarla sağlanmıştır. Aynı iktidar bu anayasa ile ülkenin yönetilemeyeceğini söylemektedir. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti layık, demokratik bir devlettir. Ama Adalet Partisi iktidarı bu ilkeyi sürekli çiğnemiştir. Gençlik
üniversite ve eğitim sorunlarının çözümü için çeşitli makamlara başvurular yapmış, toplantılar, yürüyüşler düzenlemiş, bildiriler dağıtmış, sorunlarını iktidarın her kademesine ulaştırarak beklemiş, hiçbir sonuç alamamıştır. Yıllarca süren ve sonuç vermeyen bu mücadeleler sonunda gençler, eğitim ve üniversite sorunlarının da bir toplumsal düzen sorunu olduğu, ancak ve ancak düzen değişikliğiyle bu sorunların çözüme ulaşabileceği bilincine varmışlardır. Gençler, arkadaşlarının kendi gözleri önünde polisler tarafından öldürülmeleri karşısında savunma amacıyla silah taşımaya başlamışlardır. Fakat bu silahları kullanmamışlardır. Kimseyi öldürmemişlerdir. Kaçırdıkları Amerikalılara onların da açıklamış oldukları gibi... Ne var? Kaç gün kalmak finish? Das geht ja. 7 ay 10 gün sonra finish. 7 ay... Tamam, ben gün sonra dönmek ev. 10 gün sonra? Benim daha çok var. Sen yakınsın arkadaş. Hey, I bet your girl back home must be really missing you. She better be. Oh, that reminds me. When you go to America, do you think you can send some pictures to my wife and kids? Of course. And I forget to tell her about the second guy Turkish horn. None of that. Of course, of course. Hey, what's this? What's going on? Hey, what's up? Hey, get off! Get off! Get off! Come on! Hey, okay. Tamam. Geç. Bana şunu. Geç oğlum. Geç oğlum. Stop. Gel bakayım böyle. Ne iş yapıyorsun Amerikan üstünde? Onları Ankara'ya götürme de görebileyim. Mehmetçik yönlüleri uçakla götürüyor. Senin değil. Sana uşaklık ettirenler. Geç böyle. Sizinle gelsin. Orada buluşuruz. Hadi biz gidelim. Tamam. Get the other car. And don't try to do something clever, okay? Okay. Move it. Come on. Neden kaçıyordunuz? Dur Amerika'nın beylerinden çıkmış Ankara'ya geliyorduk. Bu adamlar kaçtılar, bizim yolunu kesip bizi kaçırdılar. Kimsin sen? Kimin adına kaçırdınız bu arabayı? Diğer arkadaşların nerede? Ha? Söylesene! Hadi konuş! Götürün şunu merkeze. Dur! Ben onu konuşturmasını bilirim. Arabayı da götürün. Sizler arabayı.